Güzeldir programında Lefkoşa Sur içinde yer alan yeni mekanları ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu hafta Sıdık Oysal'a ait Nikos isimli butik oteldeyiz. Ediyoruz. Bugün bizi burada Nikos'i Guest House'da ve kafenizde ağırladığınız için. Hoş geldiniz. Önce sizi birazcık tanıyabilir miyiz acaba? Yiğitler'de doğdum ben. Eski ismi Arçoz. Buraya gidip geldim 19 yaşında. Kakadece Merkez Bankası'nın ilk kurucu üyeleri, çalışanlarındanım. 36 yıl çalıştım. Sonra artık emekliliğe karar verdim ve hayalim olan böyle bir yeri gerçekleştirdim. Hobi olarak da resimle uğraşıyorum. Öyle hayalimi gerçekleştirdim yani. Gerçekleştirmek isterim dedim ama gerçekleştirdim. Sonucunda ulaştım. Her şey güzel oldu. Evet. Peki birazcık bahsedebilir miyiz? Hep böyle bir hayaliniz olduğundan söz evet. ettiniz. Bir butik otel açmak, bir kafe açmak ve orada aktif olarak bulunmak mıydı tam olarak hayaliniz? Kafeydi daha büyük hayalim. Fakat burada çok büyük bir ihtiyaçtı. Ben 3 sene önce başladım da bu inşaata. Bayağı bir eksikliğini hissettim. Çünkü sınıra yakın olması bu civarda, bu bölgede, surlar içerisinde çok azdı. Evet. O yüzden böyle bir şeyi de üst katı da Guest House'a döndürdük butik otele. Evet, ne kadar zaman oldu burası açılalı acaba? Bir ay kadardır. Evet, çok yeni bir mekan. Bir soft geçiş yaptık fakat artık tamamıyla oturttuk her şeyi. Çünkü kafe yukarısı biraz sıkıntılı. O yüzden başladık. Evet. Peki buraya ilk bulduğunuzda nasıldı? Siz mi seçtiniz mekanı? Ve hayır. Nasıl bir süreç gelişti? Efkaf'tan kiraladık. İhaleye çıkıldı. İhalede kazandım. Ve girdik bu işe. Ama ilk aldığımızda burası inanamazsınız ne kadar bir kötü bir, berbat bir yerdi. Çatı diye bir şey yoktu. Olanlarda mantar vardı orada, mantarlar vardı. Yani çok kötü bir yerdi. Düşündüm bir yapayım mı, yapmayayım mı? Fakat Lefkoşa'mı çok severim. Ben çocukluğumuz hep buralarda geçti. Yani çok severim bu bölgeyi. O yüzden emekliliğimi dedim burada yapacağım. Hep hayalimi de burada, kafe hayalimi de burada gerçekleştireceğim dedim. İyi ki yapmışım. Evet, biz de tabii size teşekkür ediyoruz. Topluma sağ olun. Ve şehrimize böyle güzel bir mekan kazandırdığınız için emeklerinizle. Evet, evet, çok çok mutluyum. Yani ben bu yönde çok emekliliğim süper. Yani nasıl diyeyim size, 36 sene çalıştım. Fakat burada çalışmak bambaşka. Evet, bankamda da memnundum. Ama burası hep hayalim olan bir şey. Hayalimi gerçekleştirdim yani. Peki, çok mutluyum. Evet, izleyicilerimize bahsedelim. Tabii söyledik burası bir butik otel ama evet. Ayrıca bir kafesi var. Konaklamayanlar da burada gelip zaman tabii geçirebilir. Tabii ki şarabımız, alkol içeceğimiz, biramız var. Benim yaptığım tatlılar var. Yani sıcak bir ortam. Turistlerimiz çok beğeniyor. Buradan yabancı turistlerimiz geçiyor. Evet. Ortamı çok sıcak buluyorlar. Yani bilmiyorum, çok beğeniliyor. Çok sıcak bir ortam diyorlar. Bilmiyorum. Ben çok umutluyum. Çok güzel bir şey olacak burası.
Peki kaçta açıyorsunuz? Kaça kadar açıksınız? Haftanın 7 günü mü açık burası? Biraz haftanın 7 günü açıktır. En geç 9 gibi açıyorum. Ama yukarıda konu atlama olduğunda 8'e çekeceğim ben onu. Müşteri olduğunda 8'e çekiyorum. Çünkü breakfast'tır. Evet. Yatak kahvaltı. O yüzden 8'de başlayan bir kahvaltımız var. Sabah kahvaltısı. Öyle yapacağız yani. 8'de açarım. Genelde sıkışırsam diğer yerde, bankalarda bir yerlerde işim varsa dairelerde bir yarım saat bir şey gecikiyorum. Evet ama sabahdan evet, itibaren sabah açıyorum. Tabii bir kahveci de oldu. Evet bir de şu var yani burada sabah açmak bu ortamı sabahtan komşum geçer. Cemil'in orada dükkanı var. Sıdık Hanım diyor neredesin günaydın tatlı yaptım hadi gel içelim veya geçerken bir kahve içelim. Bu ortamlar çok güzel. Doğru. Bu surlar için bu ortamı çok güzel. Evet. Çok seviyorum ama güzel yani güzel. Başka bir söz bulamıyorum yani çok mutluyum ben burada. Akşamlara kaça kadar burası açık acaba? Belki alkollü bir şeyler içmek isteyen... 11 en geç 12'ye kadar açıktır yani. Evet. Fazla ileriye gitmek istemiyoruz çünkü yukarıda konu atlamamız var. İnsanları rahatsız etmek amacımız değil. Buraya konaklamaya geliyorlar, tatile geliyorlar. Bizim amacımız ama gelen sağ olsun gelenler 11-12 yeterlidir. Bahsedelim mi acaba biraz da bugüne kadar bir ay oldu henüz dediğiniz evet, burası evet. Açılalı. Hiç burada konaklamaya gelen birisi oldu mu bu süreçte? Sizi nasıl evet. buldular? Evet. Nasıl ulaşıyorsunuz konaklamak için gelecek veya gelenlere? Gelenlere şu anda arkadaş aracılığıyla geldiler. Airbnb'ye girdik. Oradan da başlıyor. Ama ilk gelenler arkadaşlarınız tavsiyesi üzerine geldi. İnsanlar ilk girdiğinde şok oldular. Böyle bir yerde, böyle bir yer olması çok ilginç. Yani çok iyi samimi buldular. Bilmiyorum çok beğenildi yani. Yukarıda kalanlar 3 kişi kaldı. Gayet güzel. Evet, yukarıyı gördük zaten. 3 kişilik odalarınız. Evet. 3 kişilik. Ve iki kişilik evet, alternatifler kişilik. De mevcut. Aynen öyle. Aile odası. Tek kişilik gelip konaklamak isteyen. Ama diğerlerine konaklayabilir. Yani iki kişilik. Ben iki kişilik odaya balay odası diyorum. Evet. Bir de burası evet. da bir tam surlar içinin göbeğinde. Bütün evet. tarihi mekanlara da aynen yakın öyle. Bir lokasyonu var. O da önemli bir avantaj. Kapıya yakın olması. Evet. evet. Yani turistlerin çok büyük. Şeyini, ilgisini çekiyor burası. Tabii güneyden evet. de gelen olabilir veya aynen burada öyle. Konaklayıp güneye geçmek isteyenler turizme yöneliktir zaten burası. Tabii. Turizme yönelik olduğu için yani turistlere bayağı beğeniliyor. Güzel bir ortam olduklarını söylüyorlar.
yaptığınızdan da bahsettiniz. Evet. Burada gördüğümüz bütün resimler de, gerek duvar evet. resimleri, gerek tablolar da hep size ait sanırım. Aynen, bana ait. Hobi olarak biliyorsunuz bankacılık yaptım. Hı-hı. Fakat hobi olarak girdim bu işe. Yürüdü. Bir arada bir sergi açmıştım. Bir çocuk yararına. Kanserli bir çocuk. Gelirini olduğu gibi bağışladım. Yani ben eşe dosta yapıyorum. Yani parayla pek aram iyi değil. Satmıyorum. Çünkü hobi olarak yapıyorum evet. ben. Çalışırdım çünkü. Ve şu anda da yani öyle bir niyetim yok. Hobi sevmiyor. Çünkü zevk alarak yaptığım bir şeydir resim. Benim için hayat. Saati unutuyorum ama burada kafede olunca sınırlı oluyor. Oğlan geliyor, arkadaşlar geliyor yardıma. Çalışanımız var, o geliyor. Onlar da fırsat bulduk sonra hafiften başlayıyorum yani tekrardan resime. Ama burası bayağı beni bir zorladı yani. Zorladı. Biliyorsunuz bankacılık, 36 sene bankacılıktan sonra böyle bir piyasaya girmek. Evet. Hizmet sektörü çok farklı. Evet, hizmet sektörü çok farklı. Tedarikçini öğrenesin, şeyini öğrenesin. Yani tamamıyla bir 190 derece bir geçişti tabii. bizim için. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, 190 derece bir geçişti. Güzel bir ortam olduğuna da inanıyorum yani. Evet, Nikozi ismi nereden geliyor acaba? Onu da sormak istiyorum size. İtalya hastasıyım. İtalya'ya çok gittim. Üçüncüye gidecektim. Pandemi çıktı. Kozi sevimli, sempatik. Evet. Nikosia'dan birleşimini yaptık. Lefkoşa'nın sevimlisi. Gibi. Evet. Evet. O zihniyet, evet. O yani ev ortamı değil de bir sevimli havasını versin evet. dedik. Küçük burası tabii. Evet. Sevimli, sempatik bir yer olsun dedik. Öyle bir yerde olduğunu söylüyorlar. Yani adına yakıştığını da diyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Evet, teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Sevim Hanım. Bizi bugün burada ağırladığınız için. Rica ederim. Sizin memnun oldum. Sizin varlığınızla burayı güzelleştirmiş. Rica ederim, rica ederim. Buranın güzelliği, Lefkoşa'mızın, Surlayç güzelliği her şeye değer. İnşallah daha da güzel şeyler olacak burada. Mutlaka, teşekkür ederim.